Bir tane beşi gönderme. Abi 135 lira, sen 300. Baba bunlar bize yüzden vermez misin? Eyvallah, sağ olasın. Büyükleri gelmedi, büyükleri. Bazen. Hocam nasıl bilirsin? Facebook'ta kesmiyor. Biliyorum. Ya bazen Facebook'ta kesmiyor. Nasıl bir çalışmayalım mı? Erzurum yaylalarında, Tunceli yaylalarında, Bingöl, Sivas yaylalarında salamura peynir halinde, yani kelle peynir halinde dediğimiz peynir şekliyle Elazığ'daki depolara gelir veyahut da Erzincan, Tunceli'deki depolarımıza gelir. Burada turun peynirine dönüştürülür o aşama aşama ve belli bir zaman sonra tüketicimizin sofralarına peynir bu şekilde iletilir. Doğal bir peynirdir. Organik bir peynirdir. Tamamen işte o yaylalardaki o güzel verimli bitkilerden, koyunların otlatılarak elde edildiği bir sütten, işte o süt peynire dönüştürülüyor ve nihayetinde turun peynir olarak sofralara geliyor. Şimdi Şavak turun peyniri tabii Türkiye piyasasına yani tam yetmiyor da diyebiliriz. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra yaklaşık Elazığ'da tahmini olarak söylüyorum 8000 ton civarı bir peynir üretimi var. Ve buradan tabii tüm Türkiye pazarına bu peynir gönderiliyor. Yani yaklaşık 8000 ton civarı peynir Türkiye pazarına gönderiliyor. Yani Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Özellikle Ankara ve İstanbul üzerinden Türkiye'nin her tarafına yayılıyor. Ulusal marketlere, tutundan işte böyle küçük bakkallara varıncaya kadar her tarafa peynir gönderiliyor. Bölgeye has bir peynirdir bu. Tulum peyniri, Şavak tulum peyniri. Dolayısıyla hani 50 çeşit peynir vardır. Ama tulum peyniri olarak sadece bizim bölgemizden gider Türkiye'ye. Avrupa'da talep var. Özellikle pandemiden sonra bu ortaya çıkan kuraklık sebebiyle Avrupa'da da yoğun bir şekilde talep var. Tabii buradan İstanbul ve Ankara'ya giden peynirlerimiz dolaylı yönlerle Avrupa'ya da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine, Amerika'ya da gönderiliyor peynirlerimiz. Şavaklar işte ekonomik anlamda bu bölgede özellikle Elazığ'a, genelde de tüm Türkiye'ye, ülkemize ciddi anlamda ekonomik bir girdi sağlıyor. Özellikle hayvancılık ve peynir ve et noktasında.